Apo, akşam ayarladın mı lan? Her şeyi ayarladım. Sen hiç merak etme. Şunları bir indirelim. Bu kadar mı? Lan olsun amına koyayım. 8 çuval kağıdı beğendim. Ya ben de onu diyorum. Daha fazla toplamadınız mı? Onu diyorum. Ya sabahtan beri 4 tane bitik dolaştık. Anamız ağladı ya. Bizimkisi amme hizmeti tabii. Maksat ormanlar çöl olmasın diye. Dayı o ne ya? Bunlar ölü. Ölüyü bırak. Canlıyı göster bize. Hadi gülüm. Hadi anam. Ha şöyle. Heh, bende kalsın. Param bunlar olmasın. Hadi suçlar. Hayırlı işler. Oğlum. Hadi gel. Hadi. Kaç gece sabahladım, baban çıktı karşıma, canımı zor kurtardım. Ben bu aşkın uğruna ne belalar yaşadım. Konu komşu herkesin ucumuna uğradım. Çiki çiki baba, çiki çiki baba. Abi hadi yarma, hadi hadi yarma. Delik deşik kurba, delik deşik kurba. Şu fakiri koma, şu fakiri koma. Az olmuş. Sağ ol kardeş. Bize de zaten incelsiz lazım. Hadi afiyet olsun. Eyvallah. Şükür baba. Sus kaldık amına. Ah be ya. Ah. Hadi. Sen de şurada uyu. Yarın cuma. Kış gelmeden. Bir alışveriş yapalım. Tatar, dün bacanağı gönderdim ama yağ yok demişsin, hayırdır? Olur mu hiç öyle şey ya? Parası olana gaz da var, yağ da var, tüp de var Müslüman. Tamam o zaman, bizim oğlanı gönderirim akşam, sen malları hazırla. Yalnız ödemeyi markla yapacağım ha. Mark mı? Markı ben ne yapayım ya? Bunca yıllık hukukumuz var ya. Sen bana onu bir hafta sonra getirirsin, ben makul bir fiyata kırarım, sen hiç merak etme. Hacı ya. Siz ne iş yapıyorsunuz? Tövbe tövbe, tövbe tövbe. Ulan sabahtan beri yemediğiniz alt kalmadı. Şimdi kalkıp bize burada artistlik yapıyorsunuz. Tesli. Az be. Çocuk dalgayı sevmiş. Biraz çeksin mi? Tabii tabii, evet. Çeksin. La havle ve la kuvvete illa billahi lazım. Beyler ayıp oluyor ama. Bak Allah'ın evinde ayıp oluyor ha. Yürü ne ya, dedi? Sen de uyuma. Sen tek opa, yürü. Bizim evimiz yok. Allahu Ekber. Semi Allahu limen hamide. Allahu Ekber. Yavaş babam. Ulan ne yapacaksın onları? Al şunları. Lan bu yaşımıza geldik.
Bir de dövizci ayakkabısı giyelim dedik. Fena mı? Buradacı! Demir abi, burada alıyor. Ali! Lan kovboy Ali! Abi bu yine takıldı ya. Siz gidin de biz arkadan geliriz. Alayım şunu abi. Tamam tamam. Fazla oyalanmayın. Ne oldu lan? Yine neye takıldın? Bunların ödülleri nerede yazıyordur acaba? Ne ödül? Ne bileyim, yakalayana bir ödül vardır elbet. Beleş olacak değil ya. Aranıyor. Kovboy Ali. 10.000 dolar. Oğlum öyle bir şey olsa senin kelleye ilk ben talip olurdum. Doları ne yapacaksın? Unuttun mu? Artık döviz kaçakçısı bir ahbabımız var. Dolarları da ona bozdururum. Tanımazsa da ayak kaplarını gösteririm. Kovboy. Hadi yürü. Oyalanmayalım, daha pazara uğrayacağız. Hadi, of ya. Al kovboy. Lan götten bacak cuma. Cemat, bu yerleri bırak da gel. Otur. Seninle bir oyun oynayacağız. Mevzu çok basit. Burada iki kırmızı bir siyah var. Ben kağıtları karacağım. Bir tane seçip bu siyah olanı bulacaksın. Embesil. Bir tane kağıt seçeceksin diyorum sana. Yapıyorum. Seninle uğraşacağım yine. Ne bakıyorsun lan artist? Kovboy Ali. Yandan. Yılmaz Güney'i bulacağım. Artist olacağım diye İstanbul'a geleli kaç yıl oldu? 8. Lokman abi elbiseleri üstünde çürüdü. Ne yapsın adamcağız? Hemşerim bulacağım dedi. Bula bula beni buldu. O da rahat durmuyor ama abi. Amına koyayım. Sen çok rahat duruyorsun sanki. Geldiğimde içeri girmiş. Tam çıktı derken yine girdi içeri. Çıkar çıkar, merak etme. Senin kulağın kesiktir. Yarın yürüyüş, miting falan var mı? Bu hafta boş gözükür abi. Ama son anda birilerini vururlarsa ufak tefek protesto işleri çıkabilir. Yarın pazar da yok. Ne bulkum yiyeceğiz biz? Desenize memleket meselesine kafa yormanın vakti geldi. Bu sefer sıra kimde? En son Gültekinlere gitmişiz. Evde olmadıklarından sıralarını salmışlar. Sonra da Sinanlara geçmişiz. O zaman yarın Gültekinlere gidiyoruz. Öbürküsü günde Sinanlara. Bir de politika karın doymaz derler. Afiyet olsun Ertuğrul kardeş. Bir tabak daha ister misin? Adam madem ısrar ediyorsun, ben bir tabak daha yerim Rüştü kardeş. Bismillah. Bismillah. Lan! Kıkı dışarıda soysuzlarla görüşmüyorsunuz değil mi lan? Kimle? Sinanlarla mı? Vallahi tövbe olsun, haftalardır görmüyor abi. Yani öldüler mi kaldılar mı ondan bile haberimiz yok. Öyle lan. Doğru söylüyorlar reis. Geçen gün camiden çıkarken gördüm. Neyse aferin. Aferin. Demek namaza başladınız ha? Vallahi Gültekin abi ben başımı secdeden kaldıramıyorum. Günde en az 9-10. Kalanları da Allah affetsin artık. Vallahi benimki 20-25'i buluyor abi. Kılmaya kılmaya namaz şeye kaldı. Kazaya. Kazada malumunuz bayağı birikiyor. Siz daha iyi bilirsiniz. Tamam lan şimdi oldu. Ulan bıraktık diyeyim lan. Şarabı da bıraktınız mı lan? Şarabı bıraktık abi. Artık kımıza başladık. Rüştü, çeksene bir kum daha. Amca, benim çorbamdan ne içiyorsun? Sağ ol yenge. Vallahi
Bir haftada şöyle kursağımızdan bir lokma ekmek geçmedi Sinan kardeş. Ya hiç olur mu öyle şey? Madem açsınız gelsenize. En azından tencerede çorba kaynıyor. Yemeğe para yok ama şaraba aleme para bol. Bizim çocuklar görmüş. Geçen gece sahilde çalgılı çengili alem yapmışlar. Külliyen yalan. Yani arkadaşlar yalan söyleyecek değiller tabii ama karıştırmış olabilirler. Balat'ta daha kaç tane şarapçı var bizim gibi. Kızım bir bardak su alabilir miyim? Yani şarapçı demişken lafın gelişi. Yoksa şarabı kim kaybetmiş ki biz bu? Hele şu son zamlardan sonra püf. Zamlar herkesin belini büktü. Ya benim şu zam olayına kafam basmıyor. Geçen ay bir şişe şarabı 43 liraya alıyorduk. Şimdi aynı şişeyi 48 liraya alıyoruz. Şişe aynı şişe, şarap aynı şarap. Yok şarabın miktarı artsa bir şey demeyeceğim. O da aynı. Bu şerefsiz bakkal niye abire zamla tüttürüyor? Sağ ol kızım. Ya zam mı yapan bakkal değil ki. Değil mi? Tamam, onlar da fiyatlarla oynuyorlar ama bu işin başında hükümet var. Bak Apo, bakkalın kafasını boşu boşuna yarmışsın. Bir dahaki sefere şu hikmet midir nedir o dün büyü bulak. Hikmet? Hangi camiye gidiyordur acaba? Ayakkabıların nereden çıktığı belli oldu. Kapı kundura. Ya koskoca adamlarsınız, hiç yakışıyor mu istersizlik yapmak? Siz demiyor muydunuz zenginden alıp fakire dağıtacağız diye? Biz de size zahmet olmasın diye önceden aramızda pay etmeye başladık. Adi hırsızlıkla devrimciliği bir mi tutuyorsun? Biz iktidara talibiz. Olur. Siz iktidarlarını alın. Biz yine ayakkabılarını almaya devam edelim he. Hadi ayakkabılarını aldın. Bitti mi? Buraya geldiğinizde gırtlağınızdan hiçbir şey geçmediğini söylediniz. Hadi karnınızı da doyurdunuz. Önümüz kış. Kafanız sokacak bir damınız bile yok. Çok doğru söylüyorsun Sinan arkadaş. Hani bu kışı şöyle geçirecek, başımızı sokacak sıcak bir yuva olsa. Az kaldı Ertuğrul. Az kaldı. Biz iktidarı alınca bu konuştuğunuz dertlerin hiçbir ortada olmayacak. Devrimin arifesindeyiz. Yıldırma bak. Hala devrim diyor. Gelin burada kalın demiyor da. Efendim Ertuğrul? Tek yol devrim. Şimdi ihtilal olunca bize de ev verecek misiniz? Sadece size değil Yaşar abi. Herkese ev vereceğiz. Yok daha neler ya. Memlekette o kadar ev mi var Sinan abi? Merak etme. Bu memlekette her şeyden herkese yetecek kadar var. Yenge, ben bir tabak daha alabilir miyim? Lan retkit bozuntusu. Nerede lan bu Moskova? Reis, benim 6. isim onların soldan gittiğini söylüyor. Lan senin 5 tane isim mi var ki 6. isim olsun? Nerede lan bıyıklar burada ne arıyorsunuz lan zibidiler? Orayı burayı boyayan arşivler nereye kaçtı gördünüz mü lan? Burada olay çıkartan faşistler varmış gördünüz mü? Nereye gittiler? Ya Yaşar abi. Her akşam aynı tipler, hep aynı mevzu. Bu işe artık bir heyecan katmak lazım abi. Thank you.
Cevat. Oğlum yine kuku mahkuşu gibi çıkmışsın buraya. Gece gece düşüp yerine... Bu saatte niye geldik buraya, söylemeyecek misin? Çok önemli bir işimiz var. Şuradaki tulalardan bir tanesi oynuyor. O tulayı kaldır, altındakileri al. Vallahi bitirmişler boyaları. Hem dibinde azıcık kalmıştı. Ben de taşımayayım dedim. Keşke alsaydın, tahtaları boyardık oğlum. İyice baktın mı etrafa? Mutlaka sıfır boya kalmıştır. Yok vallahi abi. Adamlar boydan boya boyamışlar duvarı. Hem bunlar boya mı bırakır adama Yaşar abi? Neyse hadi yat. Allah rahatlık versin. Sana da abi. Karnınız acıktı ya. Bana ne lan, babanız mıyım ben sizin? Benim de karnım acıktı şimdi, ne güzel uyuyordum ya. Sen en iyisi Sinanlara bir git. Oradan yiyecek bir şeyler kap gel. Daha geçen gün gittik ya, üst üste ayıp olmasın şimdi. Oğlum Sinan demedi mi acıktığınız zaman bana gelin diye, her zaman gelin diye. Sen şimdi gitmezsen işte o zaman çok ayıp olur, hadi. Devine kardeşim, sokağa çıkma yasağı var. Sen nerede kardeş? Sen benimle eğlenir misin ya? Sokağa çıkman yasağı mı olurmuş kardeşim? Ne eğleneceğim senden? İhtilal oldu, duymadın mı? İhtilal mi oldu? Vallahi mi jenderme? Hadi kardeşim, hadi evine, uğraştırma bizi. Yemin et, ihtilal mi oldu? Allah! Allah! Yasar abi! Apu! Cevu! Abi, Sinanlar ihtilal yapmışlar. Sinanlar ihtilal mi yapmış? Hadi kalkın! Kalkın, kalkın! Kimse duymadan evlerini içsene biz kapalım. Abi merak etme, Sinanlar çoktan önlemini almışlar. Sokağa çıkmayı yasak etmişler. Hadi, hadi!
Ben demiştim hep zaten, Sinan büyük adam olacak. El üstünde tutacaklar diye. Baksanıza, koca bir mangayı yığmışlar Sinan'ı kullanmak için. Hadi. Sokağa çıkmak yasak beyler. İhtilal oldu, duymadınız mı? Biliyoruz, biliyoruz. Biz de hayırlı olsuna geldik. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeş. Allah utandırmasın. Manyak mısınız lan? Hadi yürüyün evinize. İnşallah adam çıkıyor. Hadi biz de evimize gidelim. Biz daha evi almadık ki abi. Bir gidelim, ben size anlatırım. Hadi. İyi vazifeler. Hayırlı olsun. Sinanlar yapmadıysa kesin Gültekinlerdir. Lan siktirtme Gültekin'i. Onlar bırak ihtilal yapmayı, koyun bile güdemez. Bak şş. Apo, kardeşlerim hakkında böyle konuşma, sana hiç yakışmıyor. Komutanım, içeride çok sayıda gazete ve mecmua bulduk. Örgüt mecmuası mı? Hayat, ses. Başında köylünün işçinin gibi bir şeyler yazıyor mu? Bülent Ersoy, ben de erkekliği tattım demiş. Neyse, toplayın hepsini. Şubede bakarlar. Emredersiniz komutanım. Komutanım, komşularına sorduk. Balat'la Apo, örgüt arkadaşlarıyla beraber sabah erkenden ayrılmışlar. Tamam asker. Emredersiniz komutanım. Ne yani Yaşar abi? Biz de birkaç satır yazmayalım mı? Siz durun bakayım. Yakalayın. Hadi arkadaş, merak etme. Hadi atla çabuk. Hadi. Ya merak etme, yarın Yunanistan'dayız. Hadi. Ya bir ateş neyi mi yaksak acaba? Ateş yakalım. Sen de dumanla haber ver. Gelin bizi alın diye. Tamam, yeter. Bu geceyi atlatalım. Yarın işin kokusu çıkar. O zaman başımızın çaresine bakarız. Kalk! Kalk lan! Kalk! Kalk! Uyuşun. Kapatın! Kapatın şunları, sıraya gitsin! Çabuk! 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 Yürü lan! Kaç, kaç, kaç! Yürü! Şuraya! Ne yapıyorsunuz lan burada? Bugün sokağa çıkmanın yasak olduğunu bilmiyor musunuz ha? Komutanım, burası bizim evimiz. Biz sokakta yaşarız. Ne bulursak onu yeriz. Kes lan! Yasak yasaktır. Olur mu öyle şey? Sokağa çıkmak yasaksa herkes evinde oturacak. Evi yoksa bulacak. Yoksa da yapacak. Komutanım, sen beni yanlış anladın. Biz sokakta yaşarız. Yani burası evimiz. Evimizde olduğumuza göre... Ne diyorsun sen lan? Bozguncu musun sen? Ev dediğin böyle mi olur? Çatısı olur, ne bileyim kapısı olur, bacası olur. Yani şimdi çatısı duvarı olsa, penceresi olmasa olur mu? Olur. Siz öyle bir çatı yapın. Sonra da... kapısını, bacasını bir türlü uydurursunuz. Tamam. Peki. Al, evdeyim. Al sana duvar, al sana çatı. Aha, içerideyim. Aha, dışarıdayım. Aha, içerideyim. Aha, dışarıdayım.
aha dışarıdayım, aha içerideyim, aha dışarıdayım, aha içerideyim, aha dışarıdayım. Bu ne? Ha bu ne? Götürün lan şu komünistleri, götürün! Ne? Komutanım biz anti komünistiz. Git lan! Komünistin antisi kontisi mi olurmuş? Durun ne etmiştir acaba lan? O it kafasını sokacak bir yer bulmuştur mutlaka. Bir gün Varşova Radyosu'nda Stalin arkadaşın bir konuşmasına şahit oldum. Stalin arkadaş diyor ki, ulusların asıl sorunu başlarını sokacak bir dam ve tencerede kaynayan bir aşın olmayışıdır. Evet. Hadi arkadaş, ulus sorununu ne kadar güzel özetledi değil mi? İşte ulusların asıl sorunu başlarını sokacak bir dam. Yani yurtlarının olmayışı, tencerede pişecek yemekleri, yani işleyecek topraklarının olmayışıdır. Evet. Hadi arkadaş, seninle aynı teknede bulunmaktan dolayı çok bahtiyarım. Gerçekten. Eminim Asaf kardeşim de benimle aynı fikirdedir. Evet. Sana katılıyorum Cengiz arkadaş. Hadi arkadaşla birlikte bizim bu küçük balıkçı teknemiz adeta bir devrim mektebine dönüştü. Gerçekten öyle. Siz varsa bana bir sigara daha bağlayın. Bak ben size daha ne hikayeler anlatacağım. Baba bunun Amerikanı yok mu ya? Sabahtan beri Bafra birinci vere mi olacağım ya? Ver şimdilik bundan yakalım, ne yapalım? Hadi arkadaş. Hı. Stalin Türkçe mi konuştu? Sol! Sol! Sol sağa sol! Ne biçim yer lan burası? Sol! Sol sağa sol! 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 Sol sağa sol! Bizim ne işimiz var burada? Sol! Sol sağa sol! Sol! Sol sağa sol! Sol sağa sol, 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 sol sağa sol, 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 sol sağa sol, sol derim Murat, sol, sol! Yok! Aman çocuklar, mafsane dışarısı gibi değil. Yalnızlar şu an ne bilmiyoruz, herkes ne yapıyorsa biz de aynısını yapalım, bizi ezmesinler. Geçin bakayım, hadi. Şimdi herkes arama için üzerindekileri çıkarsın! İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. İnsanlık onuru saldırın. İnsanlık onuru. Herifler ağzımızı burnumuzu kırdı amına koyayım. Ah be Yaşar abi ya. Sana uyduk şu halimize bak abi. Bakın şimdi çok daha rahat edeceğiz. Ya hem adamların dövüşeği varmış zaten. Soysak da dayağı böyle oturacaktık. Şimdi en azından bir şeklimiz, şemalimiz oldu. Geç, geç, geç. Çek sıra. Geç, birbirinize bakmayın. Geç duvar birbirine, geç. Kardeş, sizi dövmediler mi? Yo. Sizi niye dövdüler? Soyunum dediler. Siz de soyunmadınız değil mi? Zaten başımıza ne geldiyse sizin gibilerin bu goşist tavırları yüzünden geldi. Ulan yavşak! Senin gibi soyunup götüm başımı açıp zengin gibi dolaşacağıma goşist olurum daha iyi. Önüne lan lan! Gel! Koşist ne lan? Oh, 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 oh. Çekil kardeş! Allah Allah! Allah. Allah. Bana bak! Ulan senin var ya! Apo! Apo! Apo. Tamam oğlum. Ana! Harika! Uf! Sana yavrusu mübarek. Aslında hiç de fena olmadı. Kışı burada geçiririz. Abi, belki biraz daha fazla kalabiliriz. Oğlum, bize eskaza aldılar. 3-5 aya varmaz, salarlar bizi. Yaşar abi, durum bundan biraz daha fazla karışık aslında. Nasıl? Abi ben içeride örgüt olduğumuzu kabul ettim. Hadi iyisin Yaşar abi. Bu saray yavrusunda bizden biraz daha fazla kalabilirsin. Niye fazla kalayım oğlum? Bana da sizin örgütün lideri kimdir dediler. Sen ne dedin? Cevat diyecek değilim ya. Seni söyledim. Sinan Nur'a bel bağlamıştık ama evi bırak tam pansiyon tesise konduk. Ulan karnım da acıktı ya. Öğle yemeği kaçtadır acaba? Teyze oğlu, yemeği kaçta yiyor? Lan! Sana bir soru sordu. Cevap versene. Ya affedersiniz ama siz necisiniz?
Bize buralarda hoş isterler. Hoş gelmişsiniz Goşist arkadaşlar. Aslı onu Papaz Kenan gelir, ona söylersiniz öyle inmeyle ne istediğinizi. O kim ya? Buranın aşçısı mı? Hah, işte iyi insan da lafının üstüne gelirmiş. Arkadaşlar seni soruyordu. Tayfun arkadaşlara söyle, arama yapacağız. Duvara dizesinler. Lan sizinki de amma arama merakıymış ha. Maden mi arıyorsunuz nedir? Ara ara bitiremediniz ha. Tayfun hadi. Nasıl olsa bu aramayı yapacağız. Zorluk çıkarmayın. Her defasında ağzının payını almaktan bıkmadım Papaz Kenan. Elinden geleni ardına koyma. İyi o zaman. Gözlüklü arkadaşlar gözlüklerini çıkarsınlar. Müdürüm, şöyle çayın yanına bisküvi falan aldırayım çocuklara. İstemez, istemez. Hadi çek, çek. Komutanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz sefalar. Buyurun, buyurun, oturun, oturun. Buyurun, hoş geldiniz. Oğlum, ne bakıyorsun abal abal? Koskoca komutanın gelmiş. Git bir çay kap, gel. Vallahi bir usul erken öğretemedik şunlara komutanım ya. Hayrola komutanım, bir şey mi oldu? Bir sıkıntılı gördüm ben sizi. İyiyim, iyiyim. Şu arama işini bile bir rayına oturtamadık ya. Herifler ısınsın diye kalorifer koymuş devlet. Adamlar yıkıcı, bölücü faaliyetlerinde haberleşmek için kullanıyorlar. Ben bunlara prim verir miyim be? Ama tabii daha kimle karşı karşıya olduklarını bilmiyorlar. Bu kendini bilmezler. Ne bilsinler sizi komutanım, ne bilsinler ya? Öğrenecekler. Ne zaman? Askerde kırmaktan job kalmadı, bu heriflerin inadı kırılmadı ya. Ya vallahi ne diyeyim bilmiyorum ben komutanım. Vallahi ne derseniz haklısınız ya. Ya bunlar taş kafalı. Vallahi bile job kırılır bunların kafasında. Bunların kafaları kırılmıyor işte ya. Ya bilmez mi insan? Bu devlet malıdır ya. Devlet malıdır. Enfantede yeni var bunun. Tamam canım. Bilseler zaten bizim burada olmamıza gerek kalmazdı. O nasıl söz öyle onu duymamış olayım. Siz olmasanız bu devletin, bu milletin hali nice olurdu. Kaç şeker komutanım? 3. İşinize karışmak gibi olmasın komutanım ama. Biliyorsunuz bu mahşunları dövmekle bir yere varamazsınız. Eşek izaya gelirdi ama görüyor musunuz işte bunlar gelmiyor. O zaman başka bir şey yapmak lazım değil mi? Ne gibi? İşte bunlara 3 gün dayağı at, 4. gün kendileri gelirler yine dayak isterler. Hele bu anarşi olanlar artık dayak artsız olmuşlar ya. Ne yapalım? Dövmeyelim, besleyelim mi bunları? Hepsini değil, birkaçını. Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok komutanım. Şimdi bu mahkumlardan zayıf olanlarını bulup çıkaracağız. Onları güzelce rahat ettireceğiz. Onlar da bize içeriden bilgi taşıyacaklar. Onların bu refah halini gören diğerleri de yavaş yavaş kendi ayaklarıyla gelip ocağımıza oturacaklar. Nasıl? Efsane yüzbaşı Kenan Kainat. Os koca cezaevini dert başına dize getirdi. Yeni cezaevleri genel komutanı Kenan Kainat. Ah ne dedim duydum. Ah. Bak Allah söyletti görüyor. Bu çay yanına bisküvi bir şeyler getirir mi komutanım? Yok yok istemez. Tuzlu bir şey değil. Yok yok kafiyedir. Ha şu deli İdris. Ha. Ya oğlum sen de amma adamsın ya. Onun ipiyle kuyuya inilir mi hiç? Ne yapayım oğlum indik bir kere. Allah Allah. Onun cin fikirleri vardı. Hala var mı? Hem de ne fikir? Neymiş? Hayvanat bahçesine gidip avlanacakmışız. Tam İdrislik fikirmiş gerçekten. Sorması ayıp da neyle? Ya olay da o zaten. Avlasak ne avlayacağız hayvanat bahçesinde? Kaplan değil ya. Gözümüzü kuğulara diktik. Boynumuzdaki kravatları çıkarıp kement gibi salladık mı? E'si kravatlar kuğuların boynunda kaldı tabii. Bekçiler görüp şüphelenmesinler diye biz de girdik kuğuların arkasından göle. Orada enselendik zaten.
İşin kötü tarafı kravatları kimse görmedi bile ha. Ya şu bizim goşistler de anmamız mı çıktı ha? Baksanıza daha ilk günden kabuklarına çekildi adamlar. Ya oğlum siz nasıl goşistsiniz anlamadım ben ha. Goşist dediğin on kaplan gücün ne olur? Tutma lan goşistini! Yavaş gel lan. Tamam, sakin ol. Yaşar abi bırak Allah'ın aşkına ya. Biz buraya kafa dinlemeye geldik, şu gördüğümüz muameleye bak abi. Hem siz acı çekmekten zevk mi alıyorsunuz lan? Mazoşist misiniz, nesiniz lan siz? Yok arkadaşım, biz Stalinistiz. Lan Erbok senin başının altından çıkıyor zaten. Sen nesin lan he? Bu koğuşun ağası mısın lan yoksa? Şşş, yavaş gel. Şşş, bana bak. Hem size ne oluyor lan he? Size ne oluyor? Keyfimin kahyası mısınız? İster aratırım, ister donarırım lan! Sen bilirsin arkadaşım. Burada kimse kimseyi zorlamıyor. Ama böyle iki sopa yedim diye el pençe durmayı sen kendine yakıştırıyorsan... benim diyecek hiçbir şeyim yok. Bugün arama yapmalarına izin verirsek yarın başka şeyler için izin vermek zorunda kalırız. Daha fazla taviz vermek zorunda kalırız. Çünkü bu faşist cuntanın istekleri asla bitmez. Anladın mı? Vay anasını. Ertuğrul haklıymış. Baksanıza. İhtilali Gültekinler yapmış. Bir de onu cuntacı yapmışlar. Cuntacı ne valla? Ben sana anlatırım gel. Hadi. Yürüsün burada ya. Senin için cuntacı oldu dediler. Ne diyorsun sen be? İçeride ihtilali sağcılar yaptı dediler. Biz de senden bildik. Alacağın olsun reis. İhtilal yapıyorsun da bize haber vermiyor musun? Kalbimizi kırdın reis. Hiç yakıştıramadık sana reis. Şu gardiyana söyleyelim de bizi salsın. Bir yanlışlık oldu herhalde. Susun oğlan salaklar. Sinanlar yapmamış. Gültekinler de yapmamış. Lan kim yaptı lan bu ihtilali? Ya bize ihtilal olunca ev sözü vermişlerdi de kime gitsek acaba? Siz en iyisi müdüre gidin güzel kardeşim. O size bir güzel izah eder. Akıl vereceğine para ver lan. Olmadı ev ver ya. He. Ne diyorsun lan sen? Hadi. Lan hadi. Şafir. Kim şu aşağıda gider? Hangiler müdürüm? Ya ne oğlum işte şu berduş tipli olanlar. Vallahi müdürüm bunlar içeride örgüt üzü ölmüşler. Ama tabii hani biliyorsunuz bugün adam ekmek çalıyor. Örgütü deli çıkıveriyor ya. Maazallah. Bunlar iki aydır kömüş gibi yatıyorlar. Hele başlarda şu ihtiyar olan yok mu? Şu zargana tipli olan. Heh işte saz gibi duran. Al getir bakayım şunu. Emin olur müdürüm. Yak bir cigara. Yak lan yak Amerikan. Gel bakalım. İyi gidi. Baba yadigarı. Yaşar Efendi. Nasıl, rahat mısın? Keyfin yerinde mi?
memleket gibi. Ay. Nesi varmış lan memleketin? 3-5 tane kendini bilmezin anarşikin dışında herkesin keyfi yerinde. Hay senin için de anarşik dediler de ben inanmadım. Komutana o kadar söyledim. Yok canım dedim. Bir yanlış anlaşılma olmuştur. Onların o taraklarda bezi yok dedim ama dinletemedim. Ya bu anarşiklerle beraber sabahtan akşama kadar dayak yemenize vallahi için parçalanıyor. Hayır, siz de onlar gibi sonunda dayak arsız olup çıkacaksınız diye çok korkuyor. İşte ama benim dememle olmuyor tabii ki. Yani sizin de bir ışık yakmanız lazım. Ne yapmak lazım? Vatana, millete hayırlı evlatlar olduğunuzu göstereceksiniz. Nasıl göstereceksiniz? Nasıl? Lan mangava mısın sen? Ne anlatıyorum ben sana burada? Allah Allah, illa her şeyi açık açık konuşmak mı lazım? Ne yapacaksın? Gideceksin içerideki anarşiklerle ahbap çavuş ilişkisi kuracaksın. Hiç o anarşikler ahbap çavuş ilişkisine de karşıdır. Bak Yaşar Efendi, sen bu işi hallet. Seni de arkadaşlarını da rahat ettiririm ben. Sizi mutfağa veririm. Çamaşırhaneye veririm, ense yaparsınız. He, dur lan. Mutfağı Gültekin puştuna verdiydim en son. E niye? Kovdum gitti. Geliyormuş ya. Olmuyor. Hayırdır lan Tomik Seksas? Teyzeoğlu. Ha? Bizi burada daha ne kadar tutarlar? Ne o, bizi beğenmiyor musun? Paşamız nereye isterdi acaba ha? Vallahi İmralı olsa fena olmaz kardeş. Birisi deniz havası almayı özlemiş ha. Kovboy. Görmek istersen denize yukarıya çevir yüzü. Deniz gibidir gökyüzü. Müdür seni neden çağırmış? Ne istedi? Bir şey istediği yok. Ha. Müdür sana bir oyuncak gönderdi. İstersen mektup yazalım. Hem Yılmaz abin de sevinir. Yani okuman yoksa sorun değil. Sen söylersin, ben yazarım. Hallederiz. Vallahi Mücehan kardeş, yani benim okuma yazmam vardır ama mektup işini becerememiş şimdi. Sinan? Şeyler oluyor ki. Ne söylesen neler. Bak ya. Bak ya. Şu hızını bari çağırın bari. Dürüzü. Müdürüm. Lan babanın tarlasına denedi burayı. Vallahi koltuğun ayarlarıyla falan oynamışlar. Ben onu tamir edeceğim. Hadi sikir adam. Sen halime laf etme. Yürü git buradan. Devam.
Merhaba Cafer Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Siz? Bala işte. Gene hastalandık ya. Geçmiş olsun. Bu sefer neyiniz var? Bala... Bir böyle... Böyle batma oluyor. Şunu çıkarabilir miyim? Buyurun, buyurun. Sağ olun. Valla kalbim sancıyor. Sonra böyle aşağılara doğru ılık ılık bir şey akıyor böyle. Hani göğsüm bir dinleseniz aslında. Yediğiniz bir şey size gaz yapmış. Böyle terleme falan normaldir. Siz bir karbonat için hiçbir şeyiniz kalmaz. Sizi görünce böyle oluyorum. Şimdi Cafer Bey, böyle hastane, revir gibi ortamlarda insanın kendini hasta hissetmesi çok normal tabii. Ama ille de görüneceğim diyorsanız, doktor bey birazdan burada olacak. Bir kere de anlayıverin Nimet hemşire, ben size hasta. Niyazi Bey geldi. Ne oldu Nimet? Hocam, Cafer Bey biraz rahatsızlanmış, size görünmek istedi. Neyin var Cafer? Seni alakadar etmez. Bu Hızır'dan da çatlak. Allah akıl fikir versin. Raporlar hazır mı? Hazır hocam. Bu olmaz. Allah Allah, bu da. Ya bu ne? Kızım, sen benim emekliliğimi mi yakacaksın ya? Ha? Ne bu? Ne oldu hocam? Ya daha ne olsun? Darbe sonucu çene kırılması diye bir şey yazmışsın. Ya olacak iş mi şimdi? Tamam, öyle olmadı mı? Ya askerin eli birazcık kaymış, ne var bunda? Sonra darbe marbe yazmışsın. Tamam, tamam. Ben kendim yazacağım raporları. Sen bana bir çay söyle. Geçen de arkanızdan dedi ki ne? Bırak dedi, o puş dedi ya. Ulan kardeşim. Bırak bunları, tamam geç. Geç. Asıl neyin peşinde? Ne dolaplar çeviriyor bu Hızır, onu anlat bana. Ya bin bir türlü fırlak çeviriyor komutanın ya. Hikaye evvel gelen şu dört tane andavallı yok mu? He. He işte. Koskoca cezaevini onlara tahsis etti. Ben de gitti o ihtiyarın emirleri yaptı. Ya delirdin bu adam ya. Cezaevi mahkumlara bırakılır mı ya? Delirmedi de komutanım, hani aramıza kalsın biraz bunadı. Emekliliğe geldi bunu tabii. Ya şimdi bu cezaevine... Genç, dinamik bir müdür lazım yani. Gir! Komutanım, müsait misin? Ha. Gel doktor, gel. Cafer Bey de çıkıyordu şimdi. Neyse, sonra konuşuruz. Hazır mısın? Ya arkadaş, bu ne ya? Bu Niyazi'nin koltuğunda gözüm var, ne bu ne ya? Tam mevzuya girecek oluyorum, adam odaya dalıveriyor dürüzü. Neymiş, tavla oynayacağıymış, bak. Aman ha kutu. Fatoş Hanım. Bak ya, bak gidene bak ya. Şuradaki kızlar da ben atı vereyim o zaman. Tükürme Nimet'e. Biz yemedikten sonra da tükürüm öyle Nimet'in içine. Bu şerefsizler et yesin, biz çiğ patatese talim. Zaten yarısını da bu yiyor. Oğlum, yemesene çiğ patatesi, karnını arayacak. Bak ya, bak ya. Maşallah mis gibi koktu. Yavaş, yavaş. Sen ne arıyorsun lan? Ha? Bana bak, benim et iyi pişsin ha. Tamam mı? Tamam. Şu tırnakların hali ne ya? O tırnakları bir kes. Vur bayım, vur, vur. Ha, yaşa, vur. Ha. Ya oğlum, sen ne yapıyorsun lan? Adam patatesi çiğ çiğ götürüyor burada, fare gibin ya. Ye, ye.
Yaşar abi, benim de başım ağrıyor. Zaten haftalardır ağzımıza tek damla şarap girmedi. Teyze oğlu ne yapıyorsun ya? Sabunları niye mundar ediyorsun? Mundar etmiyorum. Bir maddeyi başka bir maddeye çeviriyorum. İyi yapıyorsun o zaman. Bak, bunları yapıyorum işte. Teyze oğlu, sen mucit misin? Değilim. Ama işte... ne varsa onları bir şeye çevirmeye çalışıyorum. Ya bir şey soracağım. Demin bir maddeyi başka bir maddeye çevirmek derken aklıma düştü de... bu üzümü şaraba nasıl çeviriyor? Ha, biz lümpen dönemlerimizi içiyorduk ya. Hep merak etmişimdir. Çok basit. Bak şimdi. Önce üzümleri topluyoruz. Ondan sonra eziyoruz. Ondan sonra fermantasyonu. Dalgaları karşılayan gemilere dolu şarap. Gövdemizde karanlık yara yara. Ay Karmela. Gövdemizde karanlık yara yara. Ay Karmela. Çakçak rüzgarları seri. Boş çorumları en deri. Havaları en ışıklı sırada. Ay Karmela. Arkamızda düşman gözü. Kimin karanlığın yüzü. Önümüzde bakır taslar güneş dolu. Ay Karmela. Dostların arasındayım. Güneşin sofrasındayım. Dostların arasındayım. Güneşin sofrasındayım. Cezaevi müdürüyle komutanın onayı gerekiyor. Doktor bu muydu kızım? İyi sakla. Yakalanırsan ben vermedim. Sağ ol kızım. Çok sağ ol. Ben sopayla iki tane öğrenci kovaldık diye. Göz göre göre beni asacaklar be. Gidip savcı vursak böyle olmazdı ama. Öyle deme reis. Sensiz ne yaparız biz? Deme lan. Doğrudur reis. Koca adamlarsınız. Bakacaksınız artık başınızın çaresine. Koca adama iyi bakın ama. Yapma lan. Yapma beni de alın. Benim yapma lan. Yapma oğlum. Yapma evladım. Reis beni bırak lan. Nefes alamıyorum lan. Tamam lan. Sakin ol. Aman kızım. Bırakın lan. Aslan parçası be. Şuna bakın. Taşı sıksa suyunu çıkartır. Ama taş yerinde ağırdır. Dana.
Belki de mahsus demişlerdir reis. Yani çaktırmıyorlardır. Evet reis. Onlardan asıyorlar ya. Hak geçirmedik. Bakın bunlardan da asarız demeye getiriyorlardır. Ulan gerizekalı. İlk defa doğru bir şey dediniz lan. Hak geçirmeyecekler ama. Bu gidişle bana geçirecekler be. İyi. Kenan müsait misin? Gel doktor, gel. Aklıma çok acayip bir fikir geldi. Depoyu karıştırırken bak ne buldum. Evet. Mübaşir, sanığı çağırabilirsin. Mübaşir hep Cafer, hep Cafer. Bir kereden yaz olmaz. Kesin şunu! Ya Dursun, sen öyle mi çağırdın? Ya yazdım verdim yine, vallahi yazdım verdim ya. Ne bela kuvveti. Hikmetoğlu Gültekin! Savcı Bey, iddianameyi okuyabilirsiniz. Sanık Gültekin Akıncı Bey, dün gece ayın 20'si olması itibariyle çıplak gözle de anlaşılacağı üzere bu tarihin dolunaya tekabül etmesine rağmen görevini aksatmış olup davasına ihanet etmiştir. Neydi bunun görevi? Kendisi gerektiği üzere bulunmamış, bütün gece horul horul horlamıştır. Sana ne görev verilirse sonuna kadar yapacaksın demedik mi? Savcı Bey'in iddialarını duydun. Var mı bir söyleyeceğin? Ya şimdi konuş ya da sonsuza kadar sus. Komutanım sen kendine yavru kurdum diyeceksin. Vatan namus, Natali kambus ortada dolanacaksın. Vazife başa düştü mü de yapmayacaksın. Var mı lan böyle memleket? Gereği düşünüldü. Sanığın bir itirazı olmadığına göre anayasanın 146 Taksim 1. maddesi uyarınca 146'ya bir mi? Anayasayı tahrir ve ilgaya cebren teşebbüsü sabit görülmüş, idamına karar verilmiştir. Böyle mahkeme mi olur be? Böyle şey mi olur abi ya? Zaptayım lan! Yapma lan! Bırak lan! Bırak lan! Abi! Temizden döndü. Ne? Temizden lan? Temizden döner yani şey. Ya neydi adı ya? Temiz. Temizden döndü. Enler analar kılını günlerin geberecek. Geç bakayım seni. Tek ayak üstünde İstiklal Marşı'nı dersten okuyacaksın. Thank you.
Evet efendim. Evet efendim. Haklısınız efendim. Vur deyince öldürmüyoruz efendim. Evet, bazen öldürüyoruz tabii efendim. Efendim? Bokunu çıkarmıyoruz efendim. Yok efendim, üçün beşin lafı mı olur ama arkamızı dönmeye gelmiyor. Hemen ölüveriyorlar efendim. Hay ağzını öpeyim komutanım. Vallahi bu anarşiklerde hiç şakadan anlamıyorlar. Hemencecik ölüveriyorlar ya. Emredersiniz efendim, arkamızı da dönmeyiz. Sağ olun efendim, biliyorum. Arkamızda sizin olduğunuzu bilmek bize güven veriyor efendim. İyi günler efendim. Raporlar. Otopsi. Benim bir an önce Niyazi'yi görmem lazım. Sağ olsun gençler. Hepimiz bu dünyada kiracıyık. Tayfun arkadaşınız da kiracıyı tabii. Dün gece kendini asmış hücrede. Allah taksiratını affetsin tabii. Tuttuğu yerlerde 70 kiliseye yıkılırken evler taşlandı. Rumlara ait dükkanlar tahrip edildi, bazıları ise yakıldı. Thank you.
Geçen gün devirde Lale'yi gördüm. Nasıldı? Memleket gibi. Üzülme. Lale güçlü kız. Bu biraz yakabilir. Bir şey mi söyleyeceksin? Sinan nasıl? Şu duvarların arkasından ne yaptıklarından bir haber yaşıyorum. Daha iki ay önce Tayfun'u öldürdüler. Bir kere onu görebilsen, iyi olduğunu onun ağzından duyabilsen. Yapamıyorum. Sizi bir araya getirmemin imkanı yok. İnan çok isterdim. Ama benim buradaki durumum belli. Seni çok iyi anlıyorum. Ne hissettiğini biliyorum. Senin yaşlarında varım yokum. Babam sıkı bir Menderesçiydi. İstanbul'un taşı toprağı altın. Her mahalleye bir milyoner lafına çok inanmış olacak ki beni İstanbul'a yolladı. İşte esnaflı öğrenirim. Onu da yardımıyla bir iş kurarım diye. Yollamadan önce beni bir aile dostumuzun kızıyla nişanladılar. Tabii o zamanlar bir sürü talibim var. Gün geçmiyor ki babamdan birileri beni istemeye gelmesin. Benim gönlüm hiçbirine kaymadı. O zamana kadar kasabanın dışına adımını atmamış olan ben, İstanbul'u hele hele Pera'yı görünce durdurabilene aşk olsun. Daha ilk hafta işe gitmez oldum. Her gece bir başka meyhanede. Bir gün yolum Yorgon'a meyhanesine düştü. Tüm hayatımı seyrini değiştiren o kadınla karşılaştım. Lüksandra. Koray'ı yaralı bir halde hastaneye getirdiler. Başından darp edilmişti. Geceyi müşahede altında geçirdi. Bütün gece onunla ben ilgilendim. Daha ilk görüşte vurulmuştum ona. Sanki dünya sadece ikimiz için dönüyordu. En azından bir süre öyle devam etti. O inandığı şeyden hiçbir zaman kopmadı. Eskisi kadar olmasa da arkadaşlarına yardım etmekten hiç geri durmadı. Bir gün bir telgraf aldım. Telgrafta babamın ölüm döşeğinde olduğunu yazıyordu. Atladım eve gittim. İyileşir, yumuşar, Lüksandra'yla evlenmemiz için rızasını alırım dedim. 1955 yılıydı. Eylül ayıydı. Ajanslardan duydum. 12 Mart günleriydi. Kaçarken polis sırtından vurmuş onu. Lüksandra'nın dükkanını yakmışlardı. Evini de. Onu son kez çalıştığım hastanenin morgunda gördüm. Haftalarca sokaklarda onu aradım. Bulamayınca eve geri döndüm. Bu sefer de babamın mezarıyla karşılaştım. Vasiyet etmiş, orada kalayım diye. Nişanlımla evlenirim, onunla barışırım. Vasiyetini yerine getirmek istedim. Gerçekten istedim. Ama yapamazdım. Sevdiğim adamın acısı içimi dağlarken sırf babam istedi diye evlenemezdim. Burada yaşayamazdım. İçimdeki öfkeyi durduramıyordum. Kirbit'e kızdım. Kirbit'ten çıkan ateşe. Çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor. Kimse benim acımı anlamadı. Geçer dediler. Unutursun dediler. Ama ne acım geçti, ne de onu unuttum. Kendimi sokaklara vurdum. Yıllarca onu görebilmenin hayalini kurdum. Sonunda bir şeyin farkına vardım. Onunla geçirdiğin 6 ay bütün bir ömre bedeldi. Onun başka bir coğrafyada yaşadığını bilmenin, bilmesem de ümit etmenin başlı başına yaşamaya değdiği. Size yardım
etmeyi çok isterim. Ama nasıl yapabilirim ki? Sen onun, o senin nerede olduğunu biliyor. Sizi ayıran şu küçük kırık duvar. Lale'ye mektup yazsana. Yazsan ne olur? Gardiyanlar ulaştırmaz ki. Gardiyanlara vermeyeceksin ki. Hayat su gibidir Sinan. Akar da akar. Hayat böyle akıp giderken insan öngöremediği bir durumla karşılaştığında buna kader deyip geçer. Durmaz üstünde. Hayata nehir dersek kader de sudur. Ne kadar önüne ben çekersen çek, su akar, mecrasını bulur. O zaman o su bendini yıkmasını da bilir. Allah muhabbetinizi artırsın. Hayırdır Sinan kardeş, yine memleketi mi kurtarıyorsunuz ya? Dur. Bizim kibritle çırayla işimiz yok. Biz kim yaktı ona bakarız. Ne var la? Öyle şifreli şifreli falan konuşuyorsunuz. Niyeti bozdunuz şimdi cezaevini yakacaksınız. Bak ya. Bak ya. Bu ne lan? Kroki nerede? Yaktım reis. Aman reis, sakin ol. Sakin ol reis. Sobayı tutuşturmak için. Ama benim yön duygum iyidir. Altıncı hissim gibi. Bence biraz bekleyelim. Bekleyelim. Yani birkaç aya kadar reisi asmazlarsa bizi kesin serbest bırakırlar. Bu vatana bu kadar hizmet ettik. Hiç. Asmazlar. Bence. Zaten asarlarsa reisi asarlar. Gel. Tuz ruhu nerede? Tuvaleti yıkadım. Tamam reis, tamam. Sakin ol, tamam. Tamam, bir cahilliktir etti. Ne yapıyorsunuz lan yavru kurtlar? He? Oymak başı. Sayın Merbay. Şimdi var ya sen. Bak ya. Reis bu sefer gerçekten çok kızdı. İyi de gelsiniz desin evladım. Unutmayın bu vatan size emanet. Aferin evladım. Sağ olsun komutanım. Hiç aşağı düştü. Bu papaz Kenan da ne yapacağını şaşırdı. Boru nöbetinden sonra bir de şimdi çarşaf nöbeti başlattı. Hadi Özgür, evrenin yükünü ver de yola koyulsun. Şimdi farelerin peşinden de askerleri seferber etmesin ha. Çıkardığımız toprakları ne yapacağız? Topraksız köylülere vereceğiz. Ne yapalım? Volta yaparken paçadan aşağı salacağız. Ya Yaşar Efendi, ayran içtik, ayrımı düştük. Biz seni çağırmasak hiç gelip kendiliğinden uğrayacağın yok vallahi. Alınmıyor mu bak ha? Anlat bakalım. Bizim yaramazlardan ne haber? Vallahi ne olsun, değişen hiçbir şey yok. Aynı tas, aynı hamam. Zaten bu anarşiklerden başka ne beklenir ki? Değişim, değişim derler. Önce kendileri değişmezler. Vallahi nasıl desem bilmem ki. Yani mesele koğuşla ilgili değil. Neyle ilgili? Vallahi söylesem bilmiyorum ama aranıza girmiş gibi de olmak istemem. Öyle lan. Yoksa benim altında gözü mü var? Lan o Caferiti değil mi?
Ulan o dürcüden hep bok beklenir zaten. Yok yok, Cafer'le ilgili değil. Kimle ilgili oğlum? Niyazi. Niyazi? Vallahi şimdi geçen gün Niyazi'yle tavla oynuyorduk. O ara Kenan geldi. Dedi ki, Niyazi'yi müdür mü yapsak? Ya pek de iyi anlamadım ama belki de başka bir şey söyledi. Ben bittim. Ah ben bittim, ah ben bittim. Telaşlanma, sakin ol. Telaşa ne acet? Ne demek ne acet? Bizim Cevat'ı Revel'e yerleştirelim. Niyazi'nin açığını kollasın. Bir dakika. Hangi Cevat bu? Şu bacaksız, gerizekalı Cevat mı? Sizden iyi olmasın ama kurt gibidir. İyi salak taktiği var. Hadi. Cevat, şu gazlı bezleri ver. Onu değil Cevat, gazlı bez. Gazlı bez Cevat. Neymiş o? Ver bakayım. Kim verdi bunu sana? Hadi şu gazlı bezleri ver. Sağdan mı, soldan mı? Tabii ki sağdan reis. Diğer tarafı da denedik. O zaman Malta yönüne doğru kazacağız. Burayı kazmamız tam 6 ayımız aldı. Malta tarafına gidersek en az bir sene daha buradayız demek. Bir yılda sürse, 5 yılda sürse buradan bir şekilde çıkacağız. Ranzaya yattığım her gece seninle eksik kalan anılarımız canlanıyor. Dışarıdayken yapamadıklarımızı ve bir daha asla yapamayacaklarımızı düşünüyorum. Mesela seninle hiç sinemaya gitmedik. Yağan yağmurun altında sırılsıklam ıslanmaya aldırmadan el ele tutuşup dolaştığımız günlerimiz hiç olmadı. Sürekli olarak ya kaçmamız gerekiyordu ya da bir yerlere yetişmemiz. Sadece birbirimize ayırdığımız bir an hiç olmadı. Ben de isterdim seninle tüm şehri adımlamayı. El ele tutuşup bilmediğimiz yollara girmeyi, görmediğimiz yerlere varmayı. Kim istemez ki? Martılara beraberce simit atmayı veya sır sırta verip şarkılar söylemeyi. Ama gülüm, ama bir tane. Şimdi şarkılar sabır makamında. Şimdi vakit yok bunları düşünmeye, düşlerimizi geçmişe kurmaya. Şimdi günü umudu ayarlama vaktidir. Belki de bundan sonra birbirimizi hiç göremeyecek bile olsak, bizi birleştiren ortak bir umudumuz var. Bu yüzden hiçbir zaman ayrılmış sayılmayız. Ha gayret yiğitler, az kaldı.
Mektubum geri gelmiş. Seninki bu sefer hapisten kaçmış. Ulan ben de bulduğum şu delikten dışarı kaçmazsam bana da kovboya demesinler. Dükkanına geri dönmüşsün. Ben çağırdınız sanınca hemen geldim. Müdür yok. Müdür yok. Ondan sonra paşam diyeceksin. Paşam. Paşam. Çabuk avrunda topla bütün mahkumları. Paşam. Ne var lan? İşinize karışmak gibi olmasın ama en güvenilir yer mutfak. En güvenilir yer mutfak. Ulan sana bugün ne oldu, senin kafan çıkır çıkır çalışıp gelin buraya. Aferin. Ulan şu Badire'yi atlatalım sana söz. Seni başvekil yapacağım. Hadi toplayın mahkumları mutfağa. Asker hadi avluya koş koş. Şener Yüzbaşı'ya haber verilir mi? Gerekmez. Geri kalanlar koğuşlara bakmaz. Lan kaldır kaçana hadi hadi. Paşa var. Bir başı haber edecekti. Paşa. Kızım paşa. Herkes koridora çıksın. Arama yapacağız. Hadi beyler biz çıkalım da başçavuşumuz aramasını rahat rahat yapsın. Şu arama işi bitsin. Seninle özel olarak görüşeceğiz Sinan. Görüşeceğiz. Bir gün hep beraber son defa görüşeceğiz. Hadi çabuk! Hadi! Ya, ya. Çabuk! Tutma ya! En çok da size içerledim. Valla çok kırıldım size. Yani fark etmesek buradan böyle tıpış tıpış hep beraber çıkıp gideceksiniz. Hı? İnsan paşasından helallik almadan gider mi? Bugüne kısmetmiş. Telaşlanma Sinan. Daha çok helalleşeceğiz seninle. Yürü Cafer. Geldi müdürüm. Ulan moskoflar. Siz mi gammazladınız lan bizi buna? Ağzını topla lan çakal. Gammazcılık sizin işiniz. Çok olur lan. Çok. Bir dakika. Tez olun. Bir dakika. Ne yapıyorsunuz sen? Ne yapıyorsunuz? Bir çuval incire berbat edeceksiniz. Çabuk. Gundi. Gel lan. Koş lan koş.
Ay babanın kemiğine sıçayım. Reis. Hadi. Hadi kardeşim. Hızır. Vallahi Hızır gibi yetiştin. Bizim de cigaramız bitmişti. Çıkar bakalım şu tabakandan Amerikan cigarası da tellendirelim Hızırcığım. Birilerinin cenneti, diğerlerinin cehennemidir Hızır. Evet doğru. Burayı bize cennet ettin ama diğerlerini de cehenneme çevirdin. Ben bu karanlığı, bu cehennemi yıllar önce gördüm. Senin gibilerinin hayatı nasıl zindana çevirdiğini de. Dur sen dur. Cenneti de, cehennemi de, karanlığı da göstereceğim sana. Gecenin en karanlık anı şafak sökmeden az öncesidir. Sen bundan sonra şafak göreceksin. Al şafak bundan sonra. Al şafak sana. Hiçbir şey yapamazsın. Şimdi sen bu tünel işinin içinden benim, yani içerideki yegane adamının çıktığını ve bütün bunlar da yetmezmiş gibi tüm mahkumları tünele senin soktuğunu nasıl izah edeceksin? Ya Hızır Efendi, sap döner, keser döner, gün gelir hesap döner. Yaşar abi öldük acımızdan ya. Her şey hazır, her şey hazır. Yeah.